Bugün gizli tünele girdik. Şu anda şu tepeden aşağı doğru geldik. Mimar Sinan'ın gizli yapısının ve kimsenin bilmediği tüneli keşfetmeye geldik. Ormanların içinde yaptığı kemeri uzun yıllardır yasaklı bölge, kimsenin gelmesine izin verilmiyor. Biz gizli tüneli bulmak için geldik. Ve özellikle şu baraj, yaklaşık 30 yıl önce şu baraj yapıldığından beri insanların gelişine kapatmış. Mimar Sinan'ın son eseri olan bu kemer, gizli geçişleri yasaklanmış. Ve bugün bunu keşfe geldik. Yolları görüyorsunuz gerçekten. İnsanoğlu yürümekte zorluk çekiyor. Patika tabi yıllar önce yapılmış bir patika. Ve Mimar Sinan'ın gizli eseri, ormanlar içindeki eserine geldik arkadaşlar. Aynı zamanda bir doğa harikası. Gerçekten neden yasaklı olduğu belli, çünkü bu güzelliğe insanlar gelince mahvedecek. Gerçekten karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Bu tüneller yıllardır insanoğluna yasak. Yasaklı tünellere gizliden girdik. Evet, Mimar Sinan'ın orman içindeki zarar görmesin diye gizli tutulan eseri. Bir görüntü. Sırf size göstermek için geldiğim gizli yollardan aşağısını hep beraber görelim diye. Çok güzel bir yer gerçekten. Zarar görmesin diye ormanın içinde gizli tutulmuş. Çok güzel şekilde ayakta kalmış. Yüzyıllar önce yapılmış. Ve uzun süredir kapalı. Çok uzun süredir kapalı. İnsanların gelişine yasaklanmış. Niye? Son eseri zarar görmesin diye. Ve isabetli bir karar olmuş. İşte gizli geçitin bir diğer noktasından aşağı ineceğiz. Az önce girişten geldik şimdi. Bentin diğer tarafına. Sinan'ın şaheser eseri. Evet, değişik kuş sesleri. Çünkü burada yaban hayatı da kırlangıç yuvası. Kırlangıç yuvası arkadaşlar. Kırlangıç yuvası. Gerçekten. Çok değişik bir yer. Sanat eseri. Sinan'ın gizli eseri. Mimar Sinan'ın gizli eseri. Şöyle dışarıdan bakalım arkadaşlar. Muazzam mesele.